Evet, hello. Oh. Ne haber? Ben... Na iyiyiz vallahi, ne yapalım? Erken bir akşam yemeği, ondan sonra üstüne hafif bir işte ne dersen de kahve mahve falan. Bitki. Tabii, bitki çayı. Çok güzel bitkiler var içinde. Mutlu ne yapıyor, mutlu? Mutlu ne yapsın? Şu anda Vikintoş'u kovalıyor. Mutlu gel. Ah, Mutlu. ah, ah, onu ne özledim ben. Bebişim, ne özledim onu. Kim şimdi onu? Gel bakalım. Gel bakalım. Mutlu. Tanış Gel bakalım. Gel bakalım. Hah. Hah. Mutlu. Mutlu, seninle yazın kavuşalım da biraz daha ısır beni Mutlu. Çok özledim seni ben. Sen de özledin mi Bodrum'u? O şu anda inanılmaz konsantre olmuş durumda. Vikintoş'u yakalamaya. Aha. O yüzden Bakar mısın? ben Bunlar hiç sıkılmıyorlar evde zaten. Değil mi? hepsi Oo, 4 tane kedoşum var. Bir de Mutlu zaten bu. yetiyor bize. Oh Yetiyor. maşallah. Allah saadetinizi bozmasın şekerim. Sağ ol tatlım. Şimdi senin kamberi çağırıyorum. Amber de geldi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hazer. Benim niye şapkam yok diyorum. Kıskandım şimdi. Hemen zevciciğine söyle getiriversin bir içeride. Çünkü benim Var. Onu da... şapkanı Evet efendim, biz bize kaldık. Ha? kalmış. Oo! Süper Sen onu ya. son Süper dakika ya. aldın değil mi orada? Çok iyi ya. Hazar, peki bir şey soracağım. Sence biz daha ne zaman bir daha İtalya sınırlarına girebileceğiz? Hayatım bunu ben almadım aslında. Eşim hediye etmişti. Zaman bir Evet, yaptığı yolculukta Yunan işi bu. İtalyan işi değil ama bayağı da bir şey. Sparta zaten. Tabii. Mükemmel, bayağı ağır yani. Evet. Ben yerine geri takayım onu. Hadi bakalım. Vay Emre'cim, nasılsın canım? TED 94 Forever. O yeşimim de gelmiş. Eloş'um da demin buradaydı. Özlemim de buradaydı. Harika bir canlı yayın bekliyor bize. Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Gerçi sizlerle arada konuşuyoruz ama insanlar ne yapıyor? Evet. Merak da etmiyor değilim yani. Bizim tam tamına 28 gündür kapıdan burnumuzu çıkarmıyoruz. Yani zaten evdeydik ama ben arada işte böyle bir Ataşehir'de bir falan toplantım oluyordu. Ama 28 gündür ne eve kimse geliyor ne biz evin kapısından burnumuzu dışarı çıkarıyoruz. Böyle ilginç bir dönem oldu. Gerçi çok da keyifli aslında. Yani şu işin ekonomik boyutu olmasa ben Kesinlikle. günü 280 gün kalırım otururum evde. Çünkü kendimizi oyalayacak koskoca bir kütüphanemiz var. Artı bir sürü mecrada çok güzel filmler izliyoruz. Eski filmlere daldık bu ara. Yani ikinci kez, üçüncü kez seyrettiğimiz filmler var. Ay. Zaten Die anlatamam size ya. Böyle çok güzel filmler bulduk. Çok güzel sevdiğimiz oyuncuların filmlerini yeniden seyretmeye çalışıyoruz. Dün mesela öyle bir esti. Bu şey vardır ya şeyin X-Men'in spin-off'u Logan. Yine Hugh Hı. oynadığı Evet. başladı. Evet. Onu seyrettik. Ondan sonra onun üstüne işte Wolverine serisinden gittik falan böyle. Ondan sonra Wolverine'ler bitti. Hadi X-Men seyredelim dedik. Ben uyuyakalmışım. Oo, Bizimki süper. demiş böyle sabaha kadar falan böyle. Of, of, süper ya. Bunun yanında çok güzel kaliteli filmler de izliyoruz. O dünkü bizim öyle şeydi. Hovardalık yapalım dedik. Ama çok güzel filmler izliyoruz arada. Arada değil genelde. Ama şey yani zaman güzel geçiyor. Tek derdimiz, tek canımız sıkan dediğim gibi bu işin 3 gün sonraki ekonomik boyutu. Yani idare edenler tabii ki olacak bizler gibi ama idare edemeyenlere Allah sabır versin. Başka hiçbir şey istemiyorum ben. Kesinlikle yani ben ama bu benim de işte herhalde 35. gün falan evde oluşumun. Ama ben cuma günü balataları yaktım yani.
O kalabalığı gördükten sonra saat 10'dan sonra ben de bütün her şey bitti gitti Hazar. Yani ağlama krizleri mi dersin? Cumartesiyi yatakta geçirdim. Yani sonra işte bugün falan bir kendimi toparladım. Kendine gel Tuğçe diye. Çünkü evde bir de çocuk var. Yani onun nasıl psikolojisini kaldıracağız? Bir de o var. Ben de acaba böyle toplumumuz, bütün insanlık, bütün dünya böyle bir birlik oluyor ve tek bir amaç uğruna ilk defa yürüyor mu diye böyle bir hevese kapılmıştım ki o işte sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonraki gerek işte ben çevremden söylüyorum işte Nişantaşı olsun, Harbiye olsun buralardaki insanların çıkıp marketlere hücum etmesi. Marketlerin de ne yazık ki Tabii. 3 liraysa onu 6 liraya satması. Ya. 2 liraysa onu 4 liraya satması. Bu beni çileden çıkardı. Hakikaten çıkardı yani. Bu olacak iş değil Yani ya. o insanların o mesafeyi korumadan birbirlerinin içine girmeleri, oturmuşlar bir yerde kavga etmişler, saç saça baş başa yumruk yumruğa. Bu çok iyiydi. Bir tanesi böyle markete girmiş ya. Evet. Ya biz onu hiç akıl edememiştik. Bak, o kadar sağlık doktor, her şeyi dinliyorum ben her gün. Yani en çok da neye üzülüyorum biliyor musun? Hani çıktık işte alkışladık. Efendime söyleyeyim bir sürü hani paylaşımlar yapıyoruz. Onlara çok dikkat edelim şudur budur. İçimizden gelen bütün duaları onlara okuyoruz. Yani bitti. Yani ben artık şeyi düşünemiyorum. Bundan bir 10 gün sonraki peak'i. Ben onlar için çok üzülüyorum. Ben yine evdeyim çünkü. Şu peak'e kadar daha evde olacağız. Belki peak'ten sonra da evde olacağız ama belki gelmeler gitmeler başlar peak'ten sonra. Yani bu iş artık düşmeye başladığında, her gün görülen vakalar nispeten azalmaya başladığında belki o zaman gerçekten işte 30 gün evde oturduğunu bildiğimiz, kimseyle temas etmediğini bildiğimiz arkadaşlarımızla belki evlerde yine görüşeceğiz ama ben yapabildiğimiz kadar evde oturma taraftarıyım ve herkese de bunu öneriyorum. Bu sana bir şey olmaz diye bakma açıkçası. Yani benim de söylemem şu. Bize belki bir şey olmayacak. Belki bunu atlattık, geçirdik bile. Olabilir. Çünkü insan Evet. hasta ediyor, kendi kendini iyileştiriyor. Bunun %50 Evet. bitiyor. Kesinlikle. Bu işin uzamaması için. Çünkü bunu ayakta geçiren herhangi bir kişi yine taşıyıcı olmaya devam ediyor. Muhakkak. Ve bana bir şey olmuyor, öbürüne bir şey olmuyor ama gidiyor. Benle bir teması olduktan sonra veya benim dokunduğum bir şeye dokunduktan sonra ben gidiyorum. Aile büyüklerimizden biriyle bir araya geliyorum. Onlara yani kötü bir şeyler olma ihtimali var. O yüzden şu da çok açık. Ne yazık ki aile büyüklerimizi bir süre göremeyeceğiz. Yani en fazla gördüğümüz kapıdan şöyle bir el sallamak Evet, olacak. el sallama. Evet. Ve işte böyle FaceTime olsun, çeşitli mecralardan konuşmak Evet. olacak. Evet. Evet. Ben babanı arıyorum arada sırada. Biliyorum ama Evet, konuşuyoruz. eksik olma. Onlar da Ankara, İstanbul'dayız işte. Sıla'nınkiler İzmir'de. İzmir'de. Onlar da kalıyor ama onlar da bu en son özellikle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı çıktıktan sonra ki ben oh dedim böyle canım, içimin yağları eridi. Tam bir çıkmıyorlar dışarı ona eminiz. Evet, süper. Her gün zaten takip etmek lazım. Kesinlikle. İlk defa Hazar benim konuğum. Ben hep Hazar'ın programlarına konuk olmuştum. Bu defa Hazar benim konuğum. Çok Evet, mutluyum. harika. Ne yapıyorsunuz bakalım evde? Biraz anlatın. Hani biz biliyoruz tabii ne yapıyorsunuz ama duymak isteyenler, çok merak edenler var. Bir kere uyanır uyanmaz işte geçiyoruz mutfağa. Her gün mutfakta bir yapacak bir iş buluyoruz. Bir dolabı yerleştiriyoruz, ediyoruz. Birini boşaltıyoruz. 2 gün sonra bir daha boşaltıyoruz. Bir daha temizliyoruz falan filan böyle. Ve buzluğu şu anda eritmeye çalışıyoruz. Buzlukta daha önceden kalan, koyduğumuz, istiflediğimiz bir ürünleri eritmeye çalışıyoruz. Yemek yapıyoruz. Sıla kendini yine bir meslek. Eş zamanlı kameraman yapıyor şu an. Ama harika çekimler. Çok iyi çekimler falan. Arada Süper. hatta olarak katılıyor ki benim çok hoşuma gidiyor böyle. Tek başına Evet. oluyor çünkü belli bir noktadan sonra. Ya yemeğimizi yapıyoruz, ondan sonra oturuyoruz. Soframızı yapıyoruz. Güzel güzel yiyoruz. Sonra açıyoruz bir film. Bir tane film seyrediyoruz. Sonra yatağa geçiyoruz. İşte kitabımızı alıyoruz. Kitabımızı okumaya başlıyoruz falan filan böyle.
Bu ara çok da kitap okunmuyor. Neden bilmiyorum. Kafamız çok yoğun olduğu için herhalde. Şekilde ben de. Yani konsantre olamıyorum. 10 sayfa okuyorum. Bunu bugün bir arkadaşıma da söyledim. Esefle söylüyorum bunu da. Ki okumayı çok seven bir insanım. 10 sayfa okuyup bırakıyorum. CNN Türkiye açıyorum. Haber şu anda Haber, deli daha gibi haber önemli. izliyorum ben. Bir şey kaçırır mıyım acaba diye. Ben kendime yasak koydum. Ben sadece sabahları yarım saat uyanır uyanmaz bir telefonda işte Twitter üzerinden haberlere bakıyorum. Ne oldu, ne bitti, çeken bir şey varsa onu okuyorum. Ama sadece yarım saat. Ben sosyal medyayı bayağı kıstım şu anda. Yani telefon elime sadece sabahları yarım saat boyunca değiyor. Ondan sonra ya şarj doluyor ya işte zaten sesi yıllardır sessizdedir meslekten dolayı, mutfakta ses olmamasından dolayı. Öyle duruyor. Arayan olursa geri arıyorum falan filan böyle ama hiç bakmamaya çalışıyorum. Çünkü işte diyorum ya demin söyledim. Evet. Kendi kendimizi hasta ediyoruz ve kendi kendimizi iyileştiriyoruz. O yüzden Aynen. ne kadar bu işi düşünmezsen o kadar çabuk kurtulacaksın. Tabii bunun yanında kendimize dikkat etmeye çalışıyoruz. Çeşitli bitki çayları, bol baharatlı, bol zencefilli yemekler, bir Aynen. takım gıda takviyeleri işte. En çok yemeğe koyduğun mesela baharat hangisi? Valla değişiyor hayatım. Biz biliyorsun zaten bizim Et baharat yemekleri diyelim mesela. Evet, siz zaten çok seviyorsun tabii. fazla. Kapalı çarşıda olmayan baharatlar da var gerçi arada. Ama yani şu ara en çok kullandığımız kimyon, acı biber ve herhalde zencefil. Aynen, aynı skaladan gidiyoruz. Yalnız bu arada zencefil patlamış durumda, yani yok satıyor piyasada. Piyasada limon bulunmuyor hayatım. Ya, sarımsak almış başını gitmiş falan. Yani biz işte akşamüstü böyle bir şey içerken işte limon sıkıyoruz. Ondan sonra ama şunu gördük. Günde 2 kilo limon tüketiyoruz. Süper. Yani her yemeğimizin içinde zaten var. Süper. Diyorsun, bol bol foşur foşur sıkıyorsun falan. Tabii. Ben genelde bu işte online sipariş hatlarını kullanıyorum. Aynen. Sipariş etmek için. Orada da et hariç her şeyi sipariş edebiliyorsun. Eğer 4 gün beklersen et yapıyorsun da. Yani limon genelde az bulunuyor. Maya başladı. Maya başladı. İlginç bir şekilde. Allah Allah. Burada Yani yani bizde bir sıkıntı yok mesela. Belki bilmiyorum ki. korkum ne biliyor musun? Bu hadi böyle bir ay daha uzarsa Evet. Kim diyecek? Bence daha fazla uzayacak, biliyor musun? tohumlar ekilip fideler alınıp onlar da ekilmezse bu yazı bayağı böyle domatessiz, bibersiz Evet. falan. Tabii. Çoğu insan yiyemeyecek bunları. Tabii. Ne Bu yazık ki arada çok da çok parlak. pardon. Dinliyorum Kemalcığım. Araya girerekten Hazer bizim biliyorsunuz TED Bursa elçimiz. Evet. Ve çok güzel şeyler yaptık. Çok da güzel şeyler yapmaya niyetliydik fakat bu süreç girdi işin içine. Yine yaparız. Biz rahat daha Yaparsın. bomba yaparız Daha hem de. çok yaparız. Aynen öyle. İzmir'de yapacaktık. Ona çok hazırlandık. Peşinden Bodrum'da çok güzel bir organizasyon, Karabük'te çok güzel bir organizasyon yapacaktık. Fakat bu sürecin girmesiyle beraber maalesef bunları ertelemek durumunda kaldık. Hazire buradan hakikaten çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir sürü çocuğun okumasına çok faydalı oldun. Olmaya da devam edeceksin. Bunu da bildiğim için gönül rahatlığıyla söylüyorum. Seve seve devam edeceğim olmaya. Ya gerçekten ulvi bir iş o. Yani sizin yaptığınız, bana böyle bir şans vermeniz benim de bir parçası olmam için gerçekten çok ulvi bir iş. Çok güzel bir video hazırlamıştı. Hatta TEDFED. Keşke onu gösterme imkanımız olsa. Belki paylaşırsınız yeniden. Ben de onu paylaşırım. Tabii ki. Gerçekten imkanı olmayan çocukların bir de ne kadar başarılı olduklarını gördüğün zaman hayata atıldıklarında veya işte okullarında yani tüylerin diken diken oluyor ya işte kabarıyorsun böyle bir şurana bir şey saplanıyor. Evet. İçinin yağları eriyor. Şu günlerde insanların öyle şeyler görmesine bence ihtiyaç var çünkü Evet. umudumuzu kaybetmememiz lazım. Kesinlikle.
Birçok insan şu anda dört duvar evinin içerisinde veya bir oda evinin içerisinde oturup Ya. ben önümüzdeki ay kiramı nasıl ödeyeceğim, ben önümüzdeki ay evime nasıl ekmek götüreceğim diye kara kara düşünüyor. Bunları bir seyredelim. Eminim işte devlet büyükleri olsun, işte Koç Holding gibi holdingler olsun, bir yerlerden bir şeyler tutacaklar ki. Koç Holding'e gerçekten ben ayrıca çok teşekkür ederim. Yaptıklarını okudum geçenlerde bir yerde. Hiç de bunu söylemiyorlar, hiç de dile getirmiyorlar ki yardımın en güzeli dile gelmeden Tabii. yapılan. Evet. Gerçekten büyük işler yaptılar. Fabrikalarını, işte maske, işte solunum cihazı için yeniden kalibre ettiler. İşte 20 yakın galiba bir bağış yapmışlar. Bunun yanında bir sürü firma Tabii da bunu. otel ve sağlık personeli için açıldı, sadece onlar için hizmette. Ve yani yine buradan sağlık personeline, tüm sağlık gönüllülerine de, personeline de çok çok teşekkür ediyoruz. Aynen. İyi ki varlar. İyi ki varlar. Da umarım onlara elimizden geldiğince güzel yemekler yapıp onlara elimizden geldiğince güzel, eğlenceli ortamlar sunabiliriz. Evet. Bitim ama. Şimdilik tüm dualarımız onlarla. Evet bu. Elimizden gelen tek şey bu. Sana bir dergi birkaç soru hazırlamış. Müsaade edersen mesela bir tanesini sormak istiyorum. Olur. Yemeklerini hani biz biliyoruz, dünya ünlü sanatçıların yediğini, işte Kate Moss'ta Devlet falan başkanları. mesela, devlet başkanlarının. Kate Evet. Moss bunlar nasıl bir duygu, nasıl bir his? da Çok merak ediyor insanlar. Bizle biraz paylaşır mısın? ben açıp Kate Moss'tan daha çok şeyde heyecanlanmıştım. Elton John ve Muse. Kemal'i Kate Moss heyecanlandırdı. İşte herkesin bakış açısı Moss'ta başka. da biraz heyecan olmuştur da. Olmaz mı tabii? Yani işte yani çok arkadaşlarıma size de anlatmışımdır belki. Ben girdim. Bunlar bir otelin dışında birkaç tane villa var ve villalardan birinde kalıyorlar. Ondan sonra şimdi Kate Moss ve o zamanki sevgilisi geldi diye de ben de işte sabah oteldeyim. Bir bakayım dedim. Ne yapıyorlar kahvaltı servisinde? Her şey yolunda mı falan filan böyle. Gittim çocukların başında işte soruyorum. Şunu yaptınız mı? Bu tamam mı? Hangi peynirleri kullandınız? İşte hangi şarküterileri kullandınız? Reçel ne var elinizde? Ekmeği kendiniz mi yaptınız falan böyle. Ben onun üstünden geçerken kapı açıldı bir anda. Tam da o sırada bizim siyahi Afrikalı çocuklardan biri elinde böyle tepsiyle, gümüş bir tepsiyle çayları falan götürecek. İşte çay şeyleri, fincanları falan filan. Kate Moss geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Bak. Ondan sonra aa, Ah, ah. çocuk elindekini bırakıverdi bir anda. Böyle gümüş tepsi yere indi falan. Ben utanmadan arkaya baktım falan böyle bir. Öyle ilginç anı oldu tabii. Sonra şey de işte Muse'la. Muse o zaman Rock and Coke festivalleri vardı ya bütün dünyada olan. Dünya turnesinde Güney Afrika ayağında geldi bizim otelde kalıyor. Aynı zamanda Belamiler'den bir tanesinin de yeni evlenmiş. Şu anki karısından 3 önceki karısı bu arada. Adam evlenmeyi seviyor Biliyorum. herhalde. En büyük kutsaldır. Konser zamanı zaten ondan 3 gün önce geldiler. Biraz balayı gibi. Sonra biz tanıştık. Ben çok severim zaten Muse'u. Tanıştık ettik falan filan. Aa, konsere beraber gidelim. Biz konser onların gittiği arabayla böyle işte beraber konsere gittim. Arkada kulisten izlemeler falan böyle. Ondan sonra bir hafta daha kaldılar. Biz her akşam onların villasında kendi mangalımızı yapıyoruz falan filan. Öyle çok keyifli. Oh, keyfe bak. Güzel zamanlar geçti gerçekten Afrika'da. Harika. Konu müzikten açılmışken gelinim nasıl gelinim? İyi ne yapsın o da şey birkaç arkadaşımızla canlı yayında işte House party. biz artık öyle yapıyoruz. Evet. Bekliyoruz bir ara buraya da. Tabii tabii bizim salona da bekliyoruz. Tamam Sizin bekliyoruz. şimdi 30 gün ne zaman doluyor? O gün öyle konuşmuştuk Sıla'yla. 30 günde bir kutlama yapalım diye. Salı günü. Salı günü bir Tamam. kutlayacağız. Yaz. Tamam. Okey, bağlanırız. Ya güzel şık şık giyinelim böyle. Tabii. Ya bir ben yemin ederim pantolon giymeyi özledim ya sürekli Ben altında. hiçbir gün
gündür şık giyiniyorum vallahi. Bak sizin için küpelerimi taktım, makyajımı yaptım. Pazar pazar. Canlı ya ben... yayınlıyoruz. İkinci sorumuzu alalım lütfen Tuğçe Hanım. İkinci sorumuz. Kıyafetler. Yani bunları biz... Efendim? Ya ilk başta düşündüm böyle yani güzel güzel kıyafetler giyelim, videoları öyle çekelim diye. Ondan sonra insanları evde kalmaya birazcık teşvik etmemiz gerekiyor ya. Evde de güzel kıyafetini yani gömleğini. Diğer bir aslında yaşamıyorsan tabii hani böyle. Ben mecburen şapka takıyorum bu arada, saçımı Tuğçe kesti. Ya evet tak, bence tak o şapkayı. Allah. Doğru yolu bulduk. Ne yapayım, kendi istedi. Kendi düşen ağlamaz. Ben ne yapayım? Az gibi oldum. Şöyle göstereyim hatta. Mix. Ama seninki zaten o boy. Yani çok şey değil. Yok benim şu ara fena uzadı. Geçen gün Sıla'ya dedim. Keser misin hayatım diye. Vallahi keserim de çok güzel böyle. Bırak uzasın dedi. Ben de uzasın dedim. Bence de. Kesinlikle. Şimdi bir soru daha geldi dergiden. Okay. Yani biz tabii hani bunlara hakimiz ama insanlar merak ediyor. Asıl bölümün ODTÜ Sosyoloji. Nasıl oldu mutfağa geçiş diye? Biraz onu anlatabilir misin seyircilerimize? Ortaokuldan beri yemek yaptım ve yemek yapmayı da yemeği de çok sevdiğim için dedim ki yani ben şu çok sevdiğim hobiyi, yani Kemal'in de hobilerinden bir tanesi yemek yapmak. O da bayağı keyifli şeyler yapıyor. Ama ben dedim ki profesyonelliğe dökeyim ve bunun da okulunu okuyayım dedim. Gittim işte Güney Afrika'da okulunu okudum. Okuduktan sonra başarılı da bir öğrenci oldum orada. Çok başarılı. Güney Afrika'da işte 10 sene kaldım. İş teklif ettiler. Orada çalışmaya başladım falan filan böyle. İyi ki de yapmışım yani. Hayatımda kendim için verdiğim böyle çok önemli, çok önemli denemeçler vardır ya. Çok böyle. Evet. Kesinlikle. Orada bir karar verirsin ve bütün evet. Falan. Benim herhalde en büyük aldığım dönemeçlerden bir tanesi o, kararlardan bir tanesi o. Güney Afrika'ya gitmek çok iyi geldi bana. Yani çok da memnunum. Hatta yani üçüncü vatanım falan diyorum Güney Afrika'ya. Evet, dile kolay 10 sene. Tabii 10 sene ve şey yani her sene sadece böyle bir 10 gün, 20 gün Türkiye'ye gelmeli 10 sene. Yani böyle git geldi, git geldi, git geldi. Tabii. Tabii. Peki bir şey soracağım. Şimdi hani fire room'lar kapalı. Bu süreçte onlara böyle bir kafanda yenilik falan hani farklı şeyler düşünüyor musun bu karantina bittikten sonra? Ya şöyle. Bununla ilgili olsun. Magazin haberleri sağ olsun şöyle bir şey yazdılar. Dediler ki ben bebeği işte kirasını ödeyememişim, kapatmışım. Yok öyle bir şey. Yani... Bizim İçişleri Bakanlığı'ndan genelge geldikten sonra en son şube zaten bebeği bırakmıştık. Çünkü çalışanlarımızın ve bizlerin ve açıkçası misafirlerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Ama işte Maslak, sonra Ataşehir, sonra en son bebek kalmıştı. Bebeği de İçişleri Bakanlığı'ndan bir yazı geldi. Dendi ki paket servis haricinde... bütün lokantalar, restoranlar kapanacak. Yani toplu insanların bir yerde yemek yediği restoranlar kapanacak diye. Ben de bebeği de kapattım. Normal olarak kapattım. Ve ondan sonra da böyle haberler çıktı işte. Yok kirasını ödeyememişim de bilmem neymiş de kirası. Kirası da o onların değil. Onların canı sıkılıyor işte. Hayır, boş. Vakit zaten... çok olunca canları sıkılıyor. Hazercim şimdi böyle bir dönemde hani ben biliyorsun yıllarla restoran işletmeciliği yaptım. Gerçekten çok zor bir dönem. Yani şube de kapayabilirsin. O da mümkün. Ama yani battı bilmem ne falan böyle söylentiler ne kadar çirkin olduğunu sen de yaşıyorsun ben de yaşıyorum. Öyle bir şey yok. Fire Room gerçekten acayip başarılı bir muhteşem yer. Yani ya, yediğimiz muhteşem. Zaman hani keşke Ankara'da da olsa keşke Ankara'da. Üç yerde, dört yerde olsa dediğimiz bir restoran ve hakikaten yani senin elinden çıkan her şeyin ne kadar lezzetli olduğunu bildiğimiz için oradakilerin de birebir ona uyduğunu gördük biz gittiğimiz zaman İstanbul'daki Tabii. şubelerinde. Yani böyle söylentiler hakikaten biz de çok üzdü ama aslı olmadığını da anında bildim. Yani magazin basını biliyorsun hani Seviyor işte ne yapsın boş boş sizin oturuyor. evlilik tarihinizden bir sürü şeyden hani ne kadar yanıldılarsa... Evet.
Güne kadar bir sürü yalan yanlış haber çıktı hakkımızda ve benim hakkımda. Yani hiçbirine inanın ki kale almadım. Düşünmedim. En güzeli. Ama en güzeli. Burada insanların ekmeğiyle oynanmasına ben karşıyım. Yani bunu açık açık ilk defa söylüyorum size. Ben orada yaklaşık ticari bir şey. 110 tane elemanın maaşlarını ilk ay ödedim. İkinci ay ben nasıl ödeyeceğim? Hangisini izne göndereceğim diye düşünürken kara kara, onlar evlerine nasıl ekmek götürecekler diye düşünürken kara kara, onlar tutmuşlar vay efendim kirayı ödeyemedi. Ulan yani diyecek bir şey bulamıyorum ya. İnsanların gerçekten acılarıyla beslenen, evet, bir kitle var. Yaşam formu artık diyorum. Bak insan demiyorum. Yaşam formu. Evet. Evet, maalesef nefes alıyor işte ve aynı oksijeni tüketiyoruz. Yapsınlar, biz de aynı dik başladığımızda devam edeceğiz. Aynen öyle. Şimdi de bunu söylüyorum. Şimdi yeni bir şey başlatıyorum. Bizim üretimhanelerinden bir veya iki tanesinde paket servise başlayacağız. Ondan sonra Fayrum lezzetlerinden en azından pakete uygun olanları. Tabii. Mutlaka pişmiş olanları paket insanlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Süper. Duyun. Bebek'te şu olaydan kurtulur kurtulmaz ilk açılacak şube olacak. O da benim şuraya masaya. Bebek bizim en sevdiğimiz şuben bu arada. Sağ ol, sağ ol Kemal. Sana şöyle söyleyeyim Hazar'cığım. Onlar bir yerde kibirlerini parlata dursunlar. Biz her zaman iyiliği seçeceğiz. Ve ben şuna çok inanıyorum. Yani bu süreç herkesin bir sınavı, bir imtihanı. Doğru. İçinin, vicdanının, aklının. Herkeste bir bu kafatasının içinde bir beyin var. İşte cuma günü gördük. Ne kadar kullanılabiliyor, tartabiliyor insanlar bunun oluşumunu ya da oluşamayışını. Yani bu süreçten bir şekilde birileri böyle çıkarken birileri de yerin dibine batarak göçecek. Evet. Ve ben burada gerçekten iyiliğin her türlü şekilde artık devranın oraya döneceğine eminim. Çünkü kötüler şu anda kendilerini birer birer saklayamıyorlar artık. O kadar güzel yüzlerini gösteriyorlar ki. Çünkü hani öyle bir süreçteyiz ki. Böyle bir şey sonuçta yani evin içindesin ve hapistesin bir şekilde. Yani o içindeki ruhu çok güzel ortaya salıyor. Ya bir de şu an bir birlik olma devri ya. Aynen. Birliği yok. Kötüler kendi başına kötü. Bravo. Evet. Yani, o yüzden ortaya çıkıyorlar. Böyle pıtır pıtır. Saklayamıyorlar işte. Yani bu şu dönemde McDonald's'da kapalı Ronald McDonald's'da kimse bu lafları söylemiyor. Kiranı mı ödeyemiyorsun? Yani Nusret'te kapalı bütün restoran yani bütün restoran markaları dükkanlarını eğer paket servisleri yoksa kapatmak zorunda. Zorundalar. Tabii ki. Yani İçişleri Bakanlığı'ndan genelge geldi. Ben olsam kapatmayanla alakalı haber yaparım. Tabii ki. Ya yes, çok işte halk şu anda sağlığını tehdit ediyor diye. Sizin şu andaki bilmiyorum hani bir zedeleme ihtiyacı duyuyorlar herhalde diye algılıyorum ve bu tip şeylerin artık komik olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu da burada kapatalım diyorum. İçler acısı diyoruz. Allah herkese akıl fikir versin diyorum. Zaten yaşadığımız 44 yıl haram olsun. Öyle öyle. Öyle. Gerçekten öyle. Evet. Önümüz 23 Nisan, 100. yıl. Ses kesildi. Ses gitti. Bizi duyabiliyor musun? Gitti. Ben duyuyorum. Ha, şu andayım. Ha, süper. Şu anda bir son dakika gelişmesi var. Süleyman Soylu görevinden ayrılmış. Hayırlısı yorum. Olsun. Tabii, her şeyin hayırlısı olsun. Devam edelim biz sorularımıza. Evet. Ha, bugün bir arkadaşım sana sormamı istedi. Yağsız, şekersiz, tatlı. Öyle bir bildiğim bir tatlı var mı? Ya şeker yerine. O tatlı olmuyor tabii ama. Tatlı var. Birkaç tane birden var ama şekersiz tatlı yani şeker yerine farklı bir şey kullanmak lazım. Yani pekmez, bal ya da tarzında tatlandırıcılarda olur mu? Gibi bir soru soruyor. Yani meyveler olur mu? Meyveler olur tabii meyveler olur.
Yani çok güzel, böyle hiç şekersiz bir havuçlu, elmalı, kayısılı, kuru kayısı veya incirli kek yapabilir. Wow. Unsuz, unlu. Unsuz biraz zor olur. O zaman bir şey yapar. Böyle bar tarzı bir şey yapar. Böyle krek veya işte kıtır kıtır yenecek. Ama kek olması için tabii yağ ve un gerekli. Aynen öyle. Ya geçen gün Peki. bir üreticilerden bir tanesi mercimek unu göndermişti bana. Ondan Mercimek. sonra da dedi ki benim annemin çok güzel bir böyle bir tuzlu kek tarifi var. Dereotlu, peynirli, zeytinli falan filan böyle. O mercimek unuyla yaptık. Nasıl güzel oldu anlatamam size. Ama Ya. yağ konusunda hiçbir şey diyemeyeceğim. Bu arada yağ kötü bir şey değil ya. Tamam, un kötü, şeker kötü ama yağ yiyebildiğiniz kadar yiyin. Ya, hakikaten yiyin. Ama çeşitli Yani yağ. canım zaten. Yani sana ya şey filan hani margarin filan değil büyük Tabii ihtimalle ama tabii. yani tereyağı yiyin değil mi? Farklı yağ, tereyağı olur, zeytinyağı olur, Zeytinyağı olur. işte her iyi yağların hepsini yani gerçekten saf yağların hepsini istedikleri kadar tüketsinler. Vücudumuzun tam tersi ihtiyacı var. Hatta kilo vermek için bazen yağ tüketmek gerekiyor ki vücudun o yağları yaksın. Değil mi? Yani ayurvedik beslenmede olsun veya ketojenik beslenmede olsun yağ depoluyorsun sürekli. Sürekli yağ yiyorsun. Çünkü en sevdiğim besin kaynaklarından biri şu anda aslında yağ. Yani en büyük ürünlerden bir tanesi yağ. Ama vücut onu depoluyor çünkü çok seviyor. Proses etmesi, işlemesi zor. Onun yerine Tabii. gidiyor şekeri veya alkolü veya işte Evet. undaki işte karbonhidrattaki şekeri hemen proses işliyor. Ondan Evet. sonra o yağlar da vücudumuzda toplanıyor. Devenin hörgücünde su toplaması gibi. E sen Aynen yağ kullanmayı öyle. öğrettiğin zaman bu sefer ne Aha. yapıyor? Yağları da yemeye başlıyor. Hareket edeceğiz. Bol bol hareket edeceğiz. Şu dönemde biraz zor Kesinlikle. tabii. Ben en fazla yapabildiğim etrafında mutluyla kemiğini alıp koşuyorum biraz. Ondan sonra. İşte Böyle ben de ne oldu? telefonda mesela konuşurken yürüyorum evin içinde arkadaşlarımla. Bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya. 2000 adım falan ediyor ama yine de Tabii baktığın zaman. tabii. Ben bugün mesela saat 5'le bu saat arasında 3000 adım atmışım. Fena mı? İnan ki hiç bakmadım ya ne kadar attığımı ama Ben bakacağım. bugün bakmaya başladım. Biraz karın bölgemde bir yağlanma oldu. Son bir aydır hiç hoşuma gitmedi. Sorulardan bir devam edebilir miyiz biz bu? Edelim. Hangisinden nerede 9 kaldık? sene Onu konuştuk. Güney Afrika'da yaşadım Evet, tecrübeli. bu süreci de konuştuk. Fire Room'u da konuştuk. Teddy Sen'le konuştu. Ha, Konuştum. MasterChef hakkında bir soru gelmiş. Okay. MasterChef yarışması büyük bir ilgiyle takip edildi. Hem şeflik yani hem işini yaparken hem de yarışma sürecindeyken timing'de falan hani şeyde zorlandın mı diye. Gel Vikintoş. Gel gel. Nızlanzan. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Can? Ne no, mutludan mı kaçıyorsun? Hala kütüphanede mi oturuyorlar? Tabii ki. Onların yeri orası. Ya süper ya. Nikahı da oradan izlediler ya böyle tepeden. Bayılıyorum ya. Hayvanlarınıza bayılıyorum yani. Ama mutlu bambaşka bir şey. Evet ya Mutlu mutlu. bambaşka bir şey yani. Baş terörist o da yani. Gerçekten bambaşka bir şey. Onu al böyle böğrüne sok. Dün akşam Azer Beyaz Show'un bilmiyorum 97-98 yılından beri parça parça gösterdikleri bir özel bölümü oldu. Neler o Beyaz Show'da da neler yaşanmış hakikaten yani buradan hani Beyaz seni çok sevdiğim bir arkadaşın olaraktan hani onu da anmak açısından söylüyorum. Çok Sağ güzel bir olsun. program izledim. Programlar yaptı. Çok keyifli programlar yaptı. İnşallah onların da devamı gelecek. Bakalım. Gelsin ya özledik çünkü. Evet, İnsan kesinlikle. eskiyi özlüyor. Gerçekten. Yani biz öyle bir güzel gençlik yaşamışız ki yediğimiz, içtiğimiz, gezdiğimiz, okuduğumuz yani muhatap olduğumuz her şey o kadar güzelmiş ki hani dilerim bizim çoluğumuz çocuğumuz da bundan daha iyisini hak ederek yaşar diye bir temennide bulunuyorum ben. Bak annemler değil, biz. Evet, yani ya eminim yaşayacaklar.
Ben karamsar değilim. Yani önümüzdeki günlerde çok güzel bir yeniden güneşin açacağını, yeniden bir araya geleceğimizi ve yeniden arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla buluşacağımızı düşünüyorum. Ve çocuklarımız da bence bu işten bir şeyler öğrenerek ilerleyecekler. Evet. Bir musibet nasıl yaptı? Derler ama bir yandan da işte bir musibet belki bize biraz iyi olmayı öğretecek. Birazcık daha kenetlenmeyi, insan olmayı öğretecek. Ama evet, bir şeyler öğretecek. Yani şu dönemden sonra bu neredeyse bir milat gibi, neredeyse aynen, bir milat gibi dünyanın tarihine kazınmış bir zaman olacak 2020. Evet. Yani, bence de tarihe tanıklık ediyoruz. Bir şeyler olacak. Hazar'cığım, bu arada sana benim sormak istediğim bir soru var. Bodrum'da seninle beraber çektiğimiz hazırlama programlarında en sevdiğin Bodrum restoranı hangisiydi? Abi ya zaten biliyorsun beni, Sayit abi de Asma Bahçe'yi de çok severim. Onun haricinde de sanırım şu Kaptan'ın yeri oldu ya. Kaptan'ın yeri bir, evet yani çok farklıydı değil mi bizim için? O kadar salaşken, o kadar da güzel, o kadar hoş sohbet. Böyle hiç de tanımadan gittik bir yandan. Hiç, o da bizi tanımıyordu. O çok güzel oldu. Yani şimdi bir yerde gidip tanındığın zaman işte bir ekstradan özen gösteriyorlar, ediyorlar falan böyle. O da bizi tanımıyordu. Oturduk, güzel güzel sohbet etmeye başladık. Yemeğimizi yemeye başladık. Ondan sonra anladı zaten kim olduğumuzu. Bir yerden sonra, bir ama yarım saat sonra. Sanırım evet, Kaptan'ın yeriydi. Bu arada bu sene 23 Nisan biliyorsun meclisimizin 100. yılı. Evet, kesinlikle. Ve hakikaten maalesef bu sene çok coşkulu kutlayamayacak bir durumdayız ama hem TED ailesi olarak hem bizler yani Cumhuriyet'i çok seven insanlar olarak bizim buna bir özen göstermemiz gerekecek. Bunun için de hatta TED'in de bir takım hazırlıkları var. Aha. Senin de onların içinde olacağını zaten hani şu anda ben burada duyurmaktan çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ya tabii. Senin buradaki hislerini bir alabilir miyiz? Ya şöyle, evet. Yani ben de üzülüyorum. 23 Nisan'ın belki en coşkulu kutlanması. Belki o bizim çocukluğumuzdaki kutlandığından daha coşkulu, daha böyle şatafatlı kutlanması gereken bir yıl bu. 100. yılı çünkü. Aslında zaman. Ama tabii ki evimizde oturacağız. Evimizdeyiz. 23 Nisan'daki kesinlikle evinde olması gerekiyor insanların. Böyle toplu kalabalık yerlere gitmemesi gerekiyor. Valla biz şimdiden bir tane video çektik. Ondan sonra ben çocuklar için güzel bir yemek yaptım. Yani ben güzel oldum. Harika. Sıla da sağ olsun onu bir tane güzel bir şarkıyla Barış abimizden taçlandırdı. Ne güzel. Yapıp bir yandan şarkı söyledi falan. Onu 21-22 Nisan'da biz zaten YouTube kanalında, bu Hazerlemin YouTube kanalında, belki Sıla'nın da kendi kanalında yayınlayacağız. Ama onun haricinde elimizden gelen bir şey olursa da ardımıza da koymayız. Bunu da buradan ben açık yürekli söylüyorum. Harika. Ne tatlı insanlarsınız. Hakikaten ya. Öylesiniz yani. Gerçekten. İyi ki bu iki ruh birbirini buldu. Ben sizin için çok mutluyum. Gerçekten. Ay, sağ ol canım. Sağ ol. Yok yani maşallah. Bugün ne pişirdin? Ya, geçen gün sürekli et mi yapılır, et mi yapılır diye bir tane vegan bir izleyicimiz sağ olsun yazmış. Dün de Dünya Falafel günüymüş. Her şeyin de bir günü var kardeşim ya. Yani. Falafel günü. Falan böyle. Neyse yani Dünya Falafel günü olduğu için değil ama o vegan izleyicinin dediği sürekli et mi yapıyorsunuz falan diye bugün vegan beslenelim dedik. Ben işte bir falafel yaptım. Yanında bir tereyağı yaptım. Sıla'cığım sağ olsun bir... Ah bak geldi o da. Ama geldi canım! Mi? Canım! Ne haber? Bir saniye ekran görüntüsü almam lazım. Aldım gitti. Ne haber aşkım? İyiyim canım. Siz nasılsınız? Ay Kemal.
Ölmeden yaşamaya çalışıyorum. Şapkayı çıkarmıyorum, hiç sorma. Hadi çıkar. Teşekkür. Yani kendi etti, kendi buldu. Benden bir şey yok. Bak dedim, yapamam dedim. Etme dedim. Yapmayayım dedim. Ya çok şekersiniz. Ne yapalım? Ne yapalım? Ya ne yapalım? Böyle bir zaman tadını çıkartacağız. Çıkarıyoruz vallahi ya. Çok şükür. Yapacağız. Böyle bir zaman. Aynen öyle. Her şeyin kıymetini anladığımız. Evet. Tam şeyi Gerçekten öyle. anlatıyordum sen gelirken. İşte ben falafel yaptım. Sıla inanılmaz bir pırasa yaptı. Pırasayı havuçla yapıyormuş. Sonra evde havuç olmadığı için dedik ki içine acaba elma koysak nasıl olur? Şimdi bak, Amasya dedik ki değil, elmasıyla. dedik ki değil. Dedim ki ben Dedim ki. Daha açayım o elma zaman. koysam. Ben biraz daha. Kim kimin ayağına basmıştı bu arada? Ondan sonra ben de Amasya elması var dedim. Sonra Amasya elmasıyla yaptık. Çok da güzel oldu. Afiyet bal olsun şekerim. Biz de portakallı yapıyoruz. Anca yenilebilir bir şey oluyor. Çok güzel. Hazel, bu arada benim alıp da kullanmadığım bir sürü aletim varmış. Ha, bak Bu Kemal sana ne oyuncaklar getirdi. smoker değil mi o? Evet. Evet. Bunu ne yapayım ben? Neye Neyle kullanayım? tütsüleyim diyor. Sarımsak dışında neyi tütsüleyebiliriz? Her şeyi tütsülersin. Yani Ama en güzel böyle hani top ten'de hani böyle. bence ne güzel olur. Bak zaten bildiklerimizden somon, tavuk, Somon. Hı. sonra Tavuğa da mı yedim? ben tavuğa yapmıyordum hiç. Evet. tavuğu pişirdikten, ızgara pişirdikten sonra üstüne o tütsüyle birazcık tütsü var. İnanılmaz oluyor. Başka ne güzel olur? Pilavı mesela biraz böyle fancy, süslü bir şeyler yapmak istersen yoğurt falan söyleyebilirsin. Onunla cacık yaparsın. Nice. Ece bayılır ona. Çok iyi o ya. Evet. Ateşini göster. Ateşin beraber onları sakın. Sizin oyuncakları Allah'ım dolaplar taşıyor ya. Sorma aman yani. Aman, aman. oyuncakları. Çok gerçekten o gün Sıla'ya da söyledim. En çok güldüğüm sağlık dolabınız oldu. Kusura bakmayın. Sağlık dolabınız mı var? Sizde yine 4-5 ürün var. Bizdeki o ürün sayısı sıfır. Eksi. Ya ama bakma, biz şimdi acayip formüller bulduk. Yani daha doğrusu uğraşıyoruz. Çünkü evde olmak ve ekseriyetle hareketsiz olmak çok acayip şeylere yol açacağı için Tabii işte. işte Yani ben bizi demin aynada anlattım. mutsuz kılacağı için ve o aynadaki mutsuzluk her yere yansıyacağı Yansıyacağı için. o yüzden ne yapalım dedim. Biz bir öğüne düştük bayağı. Bir öğün yiyoruz sadece. Ay Kemal harikasın. O evet o yapıyor. onu yiyoruz. Başka da hiçbir şey yemiyoruz ve bayağı yaradı. Bir haftadır öyle takılıyoruz. Gayet de İstediğimizi iyiyiz. yiyoruz ama makul saatte yiyoruz. Hiçbir Kaçta mesela? dörtler beşler. En geç altı. Evet. En Ki geç aslında altı. saate kadar aç kalabiliyor musunuz? Alıyoruz. Vallahi süper ya. Ben Bu bildiğin herhalde 3 tansiyonda acile taşırlar beni. hiçbir şey olmaz. Tek öğün çok güzel bir şey ya. Bol bitki çayı, bol su. Arada böyle Sıla işte böyle bir tutam maydanozu limon sıkıyor o falan böyle. Tamam. Salatalık. Ondan sonra onlar gidiyor arada. Ama hiç de Süper. açlık etmiyoruz. Vallahi süper. Dur ben deneyeceğim o maydanozlu bitki çayını yarın ben de deneyeceğim. Bakayım 3'e kadar falan en azından sabredebiliyor muyum? Ya Türkçe çok iyi giriyor. Valla dene bak. Ben şey yapıyorum. Hazer çok seviyor. Çok lezzetli oluyor. Ada çayı, Tamam. kiraz sapı ve içine limon dilimliyorum. Birazcık da sıkıyorum. Aha. Pota koyup böyle işte tatlı tatlı işte ikişer, 2,5'ar var. Değil mi? 2,5'ar falan. İçine bol sıcak su. Bir de tabii geçen gün dolapları temizlerken yine şey bulduk. Bizim bu misket limonu yapraklarından. Ha evet ondan Misket süper. Tayland'a gitmişiz gibi kokuyor Evet yani. evet hem çok çok hem de böyle O o hem de böyle ferahlıyor gündüz gündüz. Şahane. tamam deneyeceğim.
Hazerci'm, o dolabın bir yerinde seninle beraber bir aldığımız Satsuma da vardı hatırlarsan. Evet vardı işte ya, hala indirmediğimiz dolaplar var. Kesin var yani. Bodrum'da olmasın? Bodrum'da o gerçekten. Bodrum'dadır değil mi? Ben buraya getirdim. İsterseniz yarın size göndereyim. Ah, Bodrum'a da gidemiyorlardı. Evet, Bodrum'a da Okey. gidelim. Tamam. Gidemiyorlardı. İlk yollar açılsın. Öleceksek Bodrum'da ölelim diyorum ben. Başka da bir şey Ölmeyeceğiz yani. bilmiyorum. Ölmek yok. Başkan bağırıyor gelmeyin diye. Evet, Bodrum'a. Gelmeyin diyor. Hayır, şu şey bitsin hani, en azından bir yavaşlasın da. Hadi öptüm sizi. Ben kaçarım. Canım içi. Sen selam, devam. Şey, bu seviyorum Büşra'larla. Evet. Hanım da geldi gitti. Son bir sorumuzu da Canım benim. soralım Hazer'e. Evet. Soruları Sor açalım. bakalım. En sevdiğin Ankara ve İstanbul restoranı. Aa, en sevdiğin Ankara ve İstanbul restoranları. Bodrum restoranı da kattık. Onu söyledik Onu gerçi. söyledi ama program çektiğinizi söyledi. Ankara'da ben yani birkaç tane var. Yani farklı farklı şimdi restoran segmentleri var ya aslında. Şimdi kebapçın ayrıdır, pidecin ayrıdır. Ondan sonra üst segment restoranın ayrıdır. Her zaman gittiğin yer ayrıdır. Ama ben başlayayım size saymaya. Herhalde bir trilye. Ondan vazgeçmem. Ondan sonra gerçekten kalitesini hiç bozmadan yıllardır devam eden bir Ankara klasiği o. Evet. Trilye haricinde nerelerimiz var? Şu bizim, çok affedersiniz, huysuz abinin yeri ne? Kalbur, kalbur. Kalbur, Mehmet kalbur. abim. Mehmet abim. Çok özledim. Mehmet abim. Kalbur da gerçekten yani inanılmaz güzel yemek yapar. Evet. Ve ekmek yanında dayak da yersiniz. O ayrı bir şey. Ama öyle güzel. O da güzel ama artık onu da çok özledik yani. Beni hiç dövmüyor. Deli deli görünce sopasını saklarmış. Beni çok seviyor valla. Biz onunla hiç kavga etmiyoruz. Ben 10 saniye bir Ece'ye bakıyorum. Kusura Bak bakmayın. bakalım, Hemen tamam. kapat. Peki başka kalbur? Ya onun dışında zaten Ankara klasikleri var. Ben hala bir kebap 49 hastasıyımdır yani böyle. Evet ya. Oranın kıymalı pidesini değişmemiş bir şeye. Kesinlikle. Zaten Ankara bölümünde çektiğimiz yerler var. Şu Gençlik Caddesi'ndeki neydi Güver kebapçının adı? oldu mu? Güver Düveroğlu. oldu. Evet, kesinlikle. Oranın tatlısı çok güzel, evet. Maltepe'deki benim çorbacı var. Kahramanmaraş çorbacısı diye geçiyor. İnanılmaz. Yani güzel paçayı bir Kahramanmaraş'ta içiyorsun, bir orada içiyorsun. Ya. Onun haricinde bu kadar diyelim. Yani her segmentten bir tane söyledik herhalde. Tamam, İstanbul. İstanbul'da nereler var? Çok sık gittiğimiz. Ya İstanbul'da sürekli değişiyor. Ama işte benim çok sık gittiğim yerleri söyleyeyim. Çok sevdiğimden ziyade. Bir kere benim ortağın mekanı çok hakikaten şey yani çok böyle tanıdıklarımın olduğu, çok insanların her gelip neredeyse tanıdığım, çok fazla insanın gelmediği ve böyle güzel sıcak bir ortam. Şömine başında yemeğini yediğim falan filan böyle. Armutlu'da. Evet, o beraber gittiğimiz çekim yaptığımız yer değil mi? Evet. Biz gerçi gündüz gittik ama gel bir akşam da geldiğinizde götüreyim sizi oraya Allah. Seve seve, seve Evet. seve. Onun haricinde neresi var işte ya karşı tarafta Bayesat'a çok gidiyoruz. Şimdi Taşkın Balık diye bir yer keşfettik. Sağ olsun planın davulcusu Alp Türeci. O çok güzel. Yakın oturuyormuş. Şaşkın Balık diye bir yer. Şaşkın Balık. Şaşkın bakkalda mı? Ha, okay. Çok böyle salaş, aşırı salaş bir yer. Onun haricinde yani var, güzel, çok güzel yerler vardı. Düşününce aklıma gelmedi ya. Olsun, bu da yeter. En son işte gittiğim şeyi söyleyeceğim. Neydi orasının adı? Harbiye'de. Yine çok sık gittiğimiz bir tane Ocakbaşı var.
Vallahi hatırlayınca söyleyeyim. Tamam. Tamam. Bodrum'u zaten konuştuk. Onun evet. İzmir'i söyleyeyim. Gidersek size de bizim şeyimiz olsun, sözümüz. Bodrum'da ilk sizi eski yere götüreceğiz. Tamam. Evet, eski yer Erol ve Metin. Metin. Onlara da buradan çok selam. Evet. Bizim için de onlar çok kıymetli. Ya İzmir'e de işte selam olsun diyelim. Bir evet. Orada gerçekten neydi ya? Ya Hazar İzmir'de yediğimiz döner ne güzeldi, hatırlıyor musun? Çok çok çok. Ama onun haricinde işte Kulüp Ali diye bir yere götürdü. Sıla ve ailesi beni. Ondan sonra oranın bayağı bir müdavimi oldum. Kulüp Ali inanılmaz güzel balık pişiriyor. Hatta ben böyle Kulüp Ali Bey ve onun çeşitli versiyonlarını Ali Bey Kulüp falan filan gibi şeyler söylüyordum. Ama Kulüp Ali adı. Alsancak'ın sonunda. Çok güzel balık yedim orada. Tabii ki yani İzmir'in söğüşçülerini, kokoreççilerini saymaya gerek yok. Zaten her zaman söylüyorum bunu. Ya bakalım bunların hepsine gidecek zamanımız olacak ya herhalde. İnşallah. İnşallah. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Çok yakın. Bu dönemde ayakta çıkabilen bütün işletmeler, bütün işler, organizasyonlar ayakta çıkabilirse inanılmaz bir patlama yaşayacak. Yaşayacak. 3 ay, 4 ay, 5 ay neyse sineye çektiği dönemi çok güzel geri kazanacak. Ama işte ayakta durabilmek gerçekten burada önemli. Çünkü yani kime söylesem abi yani işte bir burger tarifi versene ki dün yaptık. Bizim Bobo's burgeri yaptık. Bütün sıfırdan, sosundan kadar. Süper. İnsanlar şu anda dışarı çıkıp yemek yemeyi, dışarı çıkıp eğlen. Özledim ki, evet. İnanılmaz özledim. Burnunda tütüyor. Benim ricam yani bizim sektörden olan insanlara lütfen vazgeçmeyin. Dik durun, dayanın. Ayakta durabildiğiniz kadar durun. Çok güzel krediler var. Eğer çok ihtiyacınız varsa onlardan faydalanın. Çünkü şu dönem bittikten sonra ayakta kalanlar, bu benim artık yani 21 yıldır bu işin içinde olmamdan mı dersin? Yoksa işte son birkaç yıldır Türkiye ekonomisi ve bizim sektörü çok iyi bildiğimden mi dersin? Benim görüşüm ama şu iş bittikten sonra ayakta kalan işletmeler, açık olan işletmeler çok güzel işler yapacak ve çok güzel paralar kazanacak. Burada hep beraber en son Hazer'le beraber Tarkan'ın restoranı Kepos'la beraberdik. Evet, Ankara'da. Ona da hakikaten yani buradan... Ya Tarkan kusura bakma. Unuttum senin dükkanı. Çok da eğlenceli bir yer ve çok da keyifli bir yer. Acayip eğlenceli bir yer. Şu anda çok en son çok severek gittiğimiz. Ben açık sözlü bir insanım. Hafta sonları gitmiyorum çünkü canlı müzik var. Onu kaldırana kadar da gitmeyeceğim. Ama böyle iki ama rakat mı? Yani yemekleri ciddi iddialı yani. Yani. Her yaptığı şeyden biz çok memnun kaldık evet, Tarkan'ın. Evet, ne yediysek. Kesinlikle. Hele en son buğlama yedik. Çok güzeldi. Evet. Buğlaması çok güzel. O salatası bir kere çok başarılı. Evet, o domates soğan çok başarılı yani. Ya ben size anlatmıştım. Kahraman kadar iyi yapıyor. Bizim ODTÜ'de okurken Tarkan'ın eviydi. Tarkan'ın ailesinin eviydi. En üst katı, o çatı katı, o roof'ta onun işte bütün olduğu gibi odasıydı. Biz oraya gider ders çalışırdık. Sonra ailesini evden çıkardı bir şekilde. Darbe. Oraya ama çok iyiymiş. Yani bize bir kere zaten benim evimin karşısı harika bir şey yani benim için. Çay yolu için harika bir fırsat. Onu da çok özledim. Sizi de çok özledim. Tarkan'ı arayıp şu, oh. Ben hani artık bir, bu acil durum yani artık hani ne denir? Salatanın tarifini rica edeceğim ondan yani. Çok başarılı bir salata sosu var. Kararım hiç. Bir ara veririm. İfşa etmeyelim her şeyi şimdi. Tabii tabii, ifşa etmeyelim. Ay,
Peki Hazer'cim, o zaman çok mutlu olduk Hazer. Çok teşekkür ediyoruz. Yani çok teşekkür Sıla'ya ediyoruz. Sıla'ya da çok teşekkür ediyoruz. Sana da ultra çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu akşam misafir ettin. Ondan sonra 2 gün sonra biz kendi aramızda kutlamamızı yapıyoruz. Bu sefer giyinip yapacağız. Giyineceğiz. Tabii, lütfen. Benim saçlarım da uzar. Olmaz Kemal'cim yani. Neyse uzar diyelim de. Artı iki. Evde peruk falan bir şeyler idare edeceğiz işte. Ne yapalım? Vallahi biz de hepimiz şapka takalım. Kemal üzülmesin. Mesela. Tamam. Öpüyoruz sizi çok. İyi ki varsınız. İyilikle kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.